Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve yeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım mod, hani şuradaki makinelerden tanımışsınızdır herhalde. Applied Energy Sticks. Applied Energy Sticks'e yeni eklenen bazı şeylere değineceğim. Sizleri de şuraya koyalım. Elimde hali hazırda hayvansı bir depolama olsun diye bunları koyuyorum. Size önceki tanıtımda unuttuğum falan filan bazı şeylere değinmenin yanı sıra mod güncellendi hani ve bayağı ilginç şeyler eklendi. Bayağı bir şey değişti falandır filandır. Öncelikle şunu yapmayı unuttum. Öncelikle ilk değişen şeylerden bir tanesini size göstereyim. Orun adı değişti. Gördüğünüz gibi Celtus Quartz. Çünkü oyunda Nether Quartz da var ve Nether Quartz'ın dust'ını da ekliyor bu. Tozunu. Pek çok SP için gerekli. Bu arada Nether Quartz aynen normal Quartz gibi de kullanılabiliyor. Pek çok şeyde. Bunun dışında Fuel X Dust yapımında da kullanılıyor. Onun ne olduğuna değineceğiz. Buradan tabi bu kuartsa da bakalım. Kullanımları çok neredeyse aynı. Evet. Bunun yanı sıra pek çok recipe değişti. Ve en öncelikli olarak ME Cable'ımız değişti. Flux Dust, demin nasıl yapıldığını gösterdim. Ve Glass da craft ediliyor ve direkt bu şekilde kullanılabiliyor. Asıl temel kullanım olarak bu tasarlanıyor artık. Ama bunun yanı sıra Covered versiyonu da var. O da gördüğünüz gibi Wool ile yapılıyor. Ayrıca unuttuğum bir özellik. Bu sürümde hala duruyor mu? Evet. Bunlara da fasat bağlayabiliyorsunuz. Buildcraft'ın fasatları. Bu şekilde gizleyebiliyorsunuz bunları. Mesela diyelim stone bir yüzeyiniz var. Tabi kaldırmak için hala fasatları normal şekilde kaldıramıyoruz. Buildcraft'la alakalı bir şey. Bu arada bunlar birbirine bağlanıyor. Diyelim stone bir yolumuz var. Ve onu, bu kablomuzu gizlememiz lazım. Evet, misler gibi gizleniyor. Ama kablo hala orada. Evet, bu ufak detayı da gösterdiğimize göre tekrar sana geri dönelim. Hemen şöyle temiz. Ayrıca normal kullanım için bu ME Cable planlanıyor. Ancak eski ME Cable'ın görüntüsünü sevenler için bu eklenmiş durumda. Bunun burada olmasının tek amacı bu. Eski ME Cable görüntüsünü sevenler hala bunu kullansın diye. Bunun yanı sıra gene renklendirilmiş kablolarımız var. Önceki incelememizde anlatmıştım. Bu sefer bunlar bu kablo baz alınarak hazırlanmış. Evet. Şimdi yeniliklerimizden başlayalım. İlk olarak crafting terminal ile alakalı ilginç bir detaya gelelim. Bunu göstermek için bir şey yapacağım. Şuraya stone'larımızı atalım. Evet ve burada maalesef şu an klavyeyi kullanamadığımız için şu şekilde kendimi recipe moda geçireceğim ve furnace recipe'sine bakacağım. Eğer buna tıklarsam gördüğünüz gibi furnace recipe'sinin izi buraya bırakılacak. Ama eğer shift'e basılı tutarak tıklarsam direkt tüm recipe'yi, eğer burada malzeme, burada ve burada malzemeler varsa buraya atacak.
Ha tabii. Cheat modda değilim şu an. Evet, bu güzel bir yenilik. Bunun yanı sıra eklenen özelliklere gelecek olursak sıralamalar da yeni bir sıralamaya daha sahibiz. Item'ların ID'sine göre. Yani şu an şunları kendime verirsem gördüğünüz gibi aynen buradaki sıralamasıyla dizilmeye başlayacaklar. Çünkü ID'lerine göre sıralanıyorlar burada. Burada da dolayısıyla ID'lerine göre sıralanıyorlar. Tabii ki disklerimizden ilk bu dolmaya başlıyor. Bunun yanı sıra ilginç bir özellik daha. Bu önceki sürümde de normalde vardı. Ama ben bilmiyordum o esnada. Shift'e basılı tutarak bu depolama makinelerine tıklarsanız onların önceliğini belirlersiniz. Bu sayede buradaki gözükçe önceliğini falan ayarlayabilirsiniz. Ya da import export baslarınızda da önce buraya gidecek, önce bu basa gidecek gibi ayarlayabilirsiniz. Import export baslar demişken şimdi asıl vurucu noktalardan birine gelelim. Evet, bas diye yarattığımız takdirde burada birkaç farklı tip bas görüyoruz. İlk olarak Basic Import ve Export Bus. Eski crafting recipe'ler artık bunları craft ediyor. Bunların olayı, bunun direkt bir arayüzü yok. Bunun ise tek slotluk bir arayüzü var. Buradan basitçe anlatalım. Bu direkt olarak her tik başı, daha sonra tikte dur, biraz yavaş bir hızda buraya konulan item'ı buraya atıyor. Bu ise yine yavaş bir hızda buradan item'ları çekiyor. Çok daha az enerji kullanıyorlar. Bunun yanı sıra iki tane daha tip eklendi. Normal eski tip import ve export baslarımız aynen bunlar. Bunlar şu şekilde craft ediliyor. Yani normal basımızın yanına bunlardan bir tane koyuyoruz. Bunların olayı normalde çok daha hızlılar ve stack modu falan da sahipler. Onun dışında evet, yani bunlardan farkları bunlar ve daha geniş bir arayüzü var. Bildiğiniz eski export baslar, import ve export baslar. Ayrıyeten ufak bir bilgi. Şimdi kendime bolca stone vereyim. Evet, verdim. Şimdi bir stack stone, tabii sendin diyeyim, evet. Pardon, şey, Inventory Tweaks mi olmadığını unutmuşum. Evet, şu an gördüğünüz gibi 107 ünite, 108 ünite kullanıyor. Ama eğer bunu stack moda çevirirsem 142 ünite kullanıyor. Artık direkt stack moda koyup koyma konusunda biraz düşünmeniz lazım çünkü çok daha fazla enerji tüketiyorlar. Ve şimdi en ilginç basslardan bir tanesine gelelim. Bu ilk gördüğümde benim kafamı karıştırmıştı. Ne işe yarıyorlar bunlar diye. Fuzziler. Fuzzilerin olayı tamamen metadata'ya göre kullanılmaları. Mesela şimdi elimize bir adet Diamond Pickaxe verelim. Birkaç tane verelim. Ve buna buraya hasarsız Diamond Pickaxe koymasını söyleyelim. Şimdi bir tanesine hasar verelim. Evet, hasar verdik. Gördüğünüz gibi hasarlı olan duracak orada. Ama hasarsız olanı bu sisteme alacak. Ancak eğer buraya hasarlı olanı koyarsak bu sefer sadece hasarlı olanı alacaktır. Ancak ufak bir bilgi daha. Buna iki hasar verelim bu arada. Gördüğünüz gibi bu bir hasar, bu iki hasar. İki hasar olanı atıyorum ve hiçbir şey olmadı. Bir hasar olanı atıyorum, sisteme gitti.
Ufak bir glitch var galiba. Sürüm daha bugün çıktı. Doğaldır bu tarz bug'lar. Evet, şimdi seni silelim. Şimdi asıl olayımız buraya gelelim. Gene hasarsız atıyorum. Şu chest. Hasarlara bir şey olmuyor. Hasarsız atıyorum ve gayet gidiyor. Tabii şu an neden bu oluyor bilmiyorum. Ya gerçi şey, tam olarak bugün çıkmış bir sürümdeyim şu an. Onun yüzünden olabilir. Ya da şu koyun yüzünden olabilir. Evet. Hasarsız mıydın sen? Evet, hasarsızdın. Always active. Neden çalışmıyor? Hemen bir bakayım. Evet, ilginç bir şimdi çalıştı. Bunların hepsini kaldırınca bir bug bildirimi, biraz daha incelik bir bug bildirimi yapsam güzel olabilir. Shift'e değil Caps Lock'a basıyormuşum. Ama şimdi, evet, gördüğünüz gibi burada iki tane hasarlı pickaxe'imiz var. Birkaç tane daha farklı hasar tipte hasar verelim. Bir var elimizde, iki var. Üç olsun bir de. Bir tane de dört olsun. Evet. Dört farklı hasarda pickaxe'miz var. Ve buraya direkt bir hasarlıyı koyuyorum. Evet, şu an buraya hasarsız koyarsam hiçbir şey olmayacak. Eğer bir hasarlıyı koyarsam otomatik olarak oraya atılacak. İki hasarlıyı koyarsam o da gitti. Fuse'i basların olayı tamamen budur. Metadata'sında yani bir damage barı varsa direkt onu alır. Sanırsam bu enchant book'larda da oluyor. Direkt şuradan bakalım. Evet. Şunlardan birkaç tane alalım kendimize. Koyalım bakalım. İşe yarayacak mı emin değilim. Şu an ben de test ediyorum olayı. Evet, gördüğünüz gibi enchant book'ları da direkt tek bir kaynağa yönlendiriyor bu sayede. Hani bu şekilde metadata'yı umursamadan bir şeyleri taşıyabiliyorsunuz. Aksi halde hepsini ayrı ayrı tanıtmanız gerekiyordu. Fuzzybus'lar bu konuda işinizi kolaylaştırıyor. Bu sayede bir item'ın şarjının olup olmadığını da ölçebilirsiniz falan filan. Yani güzel, ilginç şeyler tasarlayabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bunun dışında yeni eklenen özelliklerin en başında şu geliyor. Buraya direkt bunu atabiliyorsunuz. Ve bunun yanı sıra diyelim bir SP var elimizde. Oakwood Plank elde edeceğiz. Pardon. Evet. Recipe'yi direkt yazdırabiliyor buna. Encode diyoruz, alıyoruz. Ve buraya atıyoruz. Sonra chest bulalım. Evet, chest burada. Shift'e basılı tutarak tıkladığınız takdirde gayet yazdırıyor bunu. Artık eskisi gibi bu arada tek tuşla da silebiliyorsunuz. Yani bu sayede artık eskisi gibi yarım saat bunlarla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Tabii ben gene her zamanki gibi hayvansı boyutlarda bir şey craft ettim. Ve kendime chest craft edeyim. Voila. Her zamanki gibi. Değişikliklerden bir tanesi de Wireless Receiver'ın recipe'sinin değişmesi. Artık çok çok daha pahalı bir şey ve bu Flux kristal istiyor. Bu şekilde craft ediliyor. Ki bu pek çok şeyin kullanımında gerekli, yapımında kullanılıyor.
Mesela MI Controller. Başka bir şey de kullanılmıyormuş. Lafımı geri aldım. Felix Perl'ün kullanımlarına bakalım. Tabii ki de sadece bu. Bu da Wireless Access Point ve Wireless Access Terminal'ın yapımında kullanılıyor. Bunun dışında anlatmayı unuttuğum şeylerden bir tanesi Shift'e basılı tutarak buna tıklarsanız eğer gördüğünüz gibi içindeki circuit'i bundan ayırıyor ve şu şekilde tekrar koyarsanız birleştiriyor. Tabi bilgiler gider içindeki. Bunun yanı sıra eklenen özelliklerden bir tanesi MIPI formatıra bu eklendi. Yani şuradaki olayla aynı şey, yani metadatayı umursamamasını sağlayabiliyorsunuz bu sayede. Bunun dışında eklenen özelliklerden bir tanesi şu sistemlere verilen crafting mantığı. Normalde buraya bu şekilde verdiğimiz takdirde bunları tek tek yolluyordu ama artık bunun içine koyabildiği kadarını koyuyor. Yani istenilen miktar içerisinden ve onların işlenmesini bekliyor. Ayrıyeten gördüğünüz gibi artık burası şu eski beyaz bölgeyi yok. Zaten o thermal expansion'dan kalktı ve bunlar da zaten artık o şekilde okuyabiliyor. Yani bu yöntemi okuyabiliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir biçimde craft ediyor. Hemen bir hatırlayayım bakalım başka bir yenilik var mı? Son bir şey daha söz konusu. O da un. Unun yapımına bakacak olursak eğer şey Wheat'in pulverizer'ı konmasıyla elde ediliyor ve ondan o da pişirilerek ekmeğe dönüşüyor. Böyle ufak bir verimlilik eklenmiş durumda. Evet. Şu ana kadar eklenmiş her şeyi sanırsam, ya bu sürümde ne kadar eklenmiş her şeyi sanırsam bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.